Bir öğrenci iskelet kaslarının kasılma süreci ile ilgili aşağıdaki çalışma kartlarını hazırlıyor. Bu öğrenci kasılma süreci ile ilgili kartları hangi sırayla oluşturursa öğretmenin tarafından onaylanır. Şimdi kasılma süreci için şu şekilde motor uç plağı asetil kolin salgılanmalı değil mi? Motor uç plaktan asetil kolin salgılanır. Tabii bu kas hücresinin zarı tarafından yani sarkolemma tarafından algılanır sodyum kanalları açılır ve burada bir depolarizasyon meydana gelir. Bunu algılayan sarkoplazmik retikulum sarkoplazmaya kalsiyum iyonları salgılar ve bu kalsiyum iyonları aktin filamentleri üzerine bağlanıp miyozinin bağlanacağı noktaların açığa çıkmasını sağlar ve bu sayede bir kayma işlemi meydana gelir. 3 1 2 4 cevabımız C seçeneği. Şekilde sağlıklı bir bireyin böbreğine ait bazı yapılar harflendirilmiş. X, Y ve Z kısımlarıyla ilgili numaralandırılan grafiklerden hangileri doğrudur? Şimdi glikoz derişimine baktığınız zaman sağlıklı bir birey olduğu için Z'de 0 olması lazım ama Z'de bir miktar göstermiş. Şimdi X'de evet Y'ye göre daha fazla olacak. Ama hocam eşit olmaz mı? Olmaz çünkü bir kısmını böbrek kendisi kullanır. 1 zaten Z'den dolayı yanlış. Al yuvar miktarına baktığınız zaman bir kaçak olmaması gerekiyor. X'te ne kadar varsa Y'de de o kadar al yuvar olmalı. Z'de de olmamalı. Doğru bir ifade. Üre miktarına baktığınız zaman X'te evet bol miktarda üre gelecek. Ancak bir kısmı geri Bir kısmı dışarı atılacak. Yani dolayısıyla Y'nin içerisinde de bir miktar ürenin olmasını bekliyorsunuz. Üçüncü grafikte hatalı olur. Cevabımız yalnız 2. Solunum sistemini oluşturan bazı yapılar gösterilmiştir. K, L ve M yapıları ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır? K'nın yapısında bulunan C harfi şeklindeki hiyalin kıkırdak solunum yolunun daima açık kalmasına yardımcı olur. Doğru bir ifade. Hep ne diyorduk? Yemek borusuyla kıyaslanır. Yemek borusunda kıkırdak olmaz. Peristaltik hareket yapar. Atmosferden alınan oksijenin akciğer kılacağına geçişi L'de difüzyon ile sağlanır. Bakıyorum bronşlar. Bu ifade hatalı bir ifade. Çünkü alveollerden difüzyon yapılmasını beklersiniz. Solunan hava K'dan L'ye doğru ilerledikçe temizlenir ve nemlendirilir. K'dan L'ye doğru ilerledikçe içerisine soluk borusunun içerisindeki silli epiteller tarafından partikülleri tutunur. Doğru bir ifade. Dokularda oluşan karbondioksitin vücuttan uzaklaştırması sırasında harflendirilen yapılar MLK şeklinde görev alır alveollerden bronşlara, bronşlardan soluk borusuna ve sonrasında dışarıya atılır. M'de sentezlenen sülfaktan adlı lipoprotein yüzey gerilimini azaltarak solunum gazlarının alışverişini kolaylaştırır. Alveoller lipoprotein yapılı sülfaktanı üretir, yüzey gerilimini azaltır ve teorik olarak kaybedilen sıvı miktarını da azaltır. Cevabımız B seçeneği olur. Aşağıda bir insana ait uzun kemiğin yapısı gösterilmiş. Buna göre numaralandırılan kısımlarla ilgili soruların cevapları hangisine doğru eşleştirilmiştir? Kemiğin onarılması ve eline kalınlaşmasını sağlayan yapı periyostur. Aynı zamanda kemiğin beslenmesini de sağlar. Dolayısıyla burası 4. Sadece uzun kemiklerde bulunan yapı ilik kanalı ya da sarı ilik ifadesidir. Uzun kemiğe özgüdür. Süngerimsi kemik içerisinde kırmızı ilik bulundurur. Geneldir. Sıkı kemik doku içerisinde haversi volkman kanallarının bulunduğu dokudur. Bu da geneldir. Cevabımız D seçeneği. Merkez sinir sistemine ait bazı kısımlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılan yapılarla ilgili hangisi yanlıştır? Bir numaralı yapı istemli kas faaliyetlerini düzenler ki burası korteks kabuk bölgesi bilinç ve istemli hareketlerin kontrol edildiği yer. 2 numaralı yapının enine kestiğinde dışta boz, içte ak madde bulunur. Beyin ve beyincik dışarıda dendritler, içeride aksonlardan dolayı dışı boz, içi aktır. 3 numaralı yapı beyin sapı oluşumuna katkıda bulunur. Pons, omulik soğanı ve orta beyin beyin sapını meydana getirir. 4 numaralı yapıda Omurilikten beyne giden duyu nöronlar çapraz yapar. Hayır duyu değil ara nöronlar çapraz yapar. Çünkü neden? Duyu zaten arka kökten giriş yapar ve ara nöronla bağlantı kurar. Ara nöron merkez sinir sisteminde gerekli yerlere uyarıyı taşıyan nörondur. 5 numaralı yapıya duyu nöronlar arka kökten girer, motor nöronlar ön kökten çıkar. Evet omuriliğe duyu nöronları dorsalden girer, motor nöronlar ventralden yani ön kökten çıkar. Cevabımız D seçeneği olur. Kalpte impuls oluşumu ve iletimi gösterilmiş. Buna göre toplar damarlar ile kulakçıklara gelen kanın vücuda pompalanması sürecinde olayların meydana geliş sırası, sinuatrial düğümden çıkan uyarıların kulakçık duvarına yayılarak kulakçıkların kasılması, purkin iliklerin karıncıkların kasılmasını uyarması, atrioventriküler düğümün uyarılması. Gidişat neydi? S A, -A His demetleri ve Purkinje lifleri şeklinde olacaktı. Yani S, ile başlayacak. A, V ve en son Purkinje. Dolayısıyla cevabımız 1, 3 ve 2 olacak. Biyoloji öğretmeni insan vücudunda bulunan kemiklerle ilgili bazı özellikleri tahtaya yazıyor. Buna göre işaretlemelerin tamamını doğru yapan öğrenci aşağıdaki görsellerden hangisini elde eder? Kırmızı kemik iliği bulundurma genel bir ifadedir. Sarı ilik bulundurma uzun kemiklere aittir. Hücrelerde fosfolasyon yani ATP üretimi sonuçta canlıdır. Genel bir ifadedir. Periyosta sahip olma genel bir ifadedir. Dolayısıyla cevabımız ne olur? E seçeneği. Sağlıklı bir insanın sindirim sisteminde görev alan enzimlerinden hangileri ince bağırsak hücrelerinde sentezlenir? Amilas, tükürük bezi ve pankreas, maltaz ince bağırsak, dipeptidaz ince bağırsak, lipaz özellikle pankreasta sentezlenir. Cevabımız 2 ve 3 olur.